virüsü, ekonomiyi, yani klasik gündemi yaşayarak başladık bugüne. Hava sıcaktı, nem yüksekti ve esmiyordu. Ama burası Türkiye. Her an her şey değişebilir. Öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da fabrika açılışında canlı yayındaydı. Yine konuşmasına rutin açıklamalarla devam ediyordu ki beklenmedik bir bomba patlattı. Erdoğan Cuma günü çok büyük bir müjde vereceğinin ön müjdesini verdi. Ve o andan itibaren Türkiye'de beklenmedik bir heyecan yaşandı. Uluslararası ajanslar flash haberlerle müjdenin ne olduğunu bulmaya çalıştı. Türkiye'de döviz ve altın düştü, borsa yükseldi. Önce haber, sonra müjdenin canlı yayını. İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Cumhurbaşkanının bu sözleri dövizdeki hareketliliği durdurdu. Dolar, euro ve altın düşüşe geçti. Borsa yükseldi. Müjdenin ne olacağı ise büyük merak uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da organize sanayi bölgesindeki Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikası açılış törenine katıldı. Erdoğan, Cuma gününü işaret ederek müjde vereceğini açıkladı. Ve şu anda bu müjdenin bizde hayalleri, rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Erdoğan'ın sözleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da soruldu. Türkiye için bir eksen değişikliği, bir değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak bu. Önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cuma'yı bekleyelim, biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok güzel günler, çok daha güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle, doğru adımlar atmaya devam edin. Sonuç her alanda, her anlamda gelecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları piyasalarda hareketlenmeye neden oldu. Borsa İstanbul 100 endeksinde yükseliş %2'yi aştı. Enerji hisseleri tavan yaptı. Dolar, Türk lirası kuru 7.23'ün altını gördü. Aynı şekilde euro ve altın da düşüşe geçti. Erdoğan'ın açıklayacağı müjde akıllarda soru işareti bırakırken farklı iddialar da gündeme geldi. Bloomberg News, Karadeniz'de Türkiye'nin petrol bulduğunu abonelerine duyurdu. Ancak Euro News Türkçe servisi Cuma günü bir değil, iki müjdenin verilebileceğini öne sürdü. Euro News, ilk müjdenin Akdeniz veya Karadeniz'de tespit edilen bir doğalgaz kaynağı olduğunu iddia etti. İkinci müjdenin ise koronavirüs aşısının olması bekleniyor. Türkiye'nin korona aşısı için Rusya ile yoğun temas içerisinde olduğu ve bir aşı protokolü imzalanmasına çok yakın olunduğu iddia edildi. Buna göre Türkiye'nin Rus aşısını alan ilk ülke olması bekleniyor. Bununla birlikte aşı üretiminin bir bölümünün de Türkiye'de gerçekleştirilmesi söz konusu.